istedim. Arkadaşlar, Kantin Kongresi'nin belirlediği sloganların dışında slogan atmayalım. Acımız büyük, hüznümüz büyük, öfkemiz de büyük. 6 Şubat'ta Maraş depremlerinde 10 binlerce canımızı yitirdik. Resmi rakamlara göre 50 binden fazla insan öldü. Bu kadar çok insan ölmeyebilirdi. İşte o yüzden hesap soracağız. O yüzden Nevroz ateşimizi bu denli güçlü yakıyoruz bu yıl. 50 bin can gitti. Çıkıp bir kişi bile istifa etmedi. Kimse bu yaptıklarının hesabını vermek peşinde değil. Tam tersine hala bu düzeni sürdürme peşindeler. Yani insanların canına kıyarak kendi talan düzenlerini ayakta tutma peşindeler. Buna artık izin veremeyiz. Evet, bir çözüm var. Bir çözüm yolu var. O yol üçüncü yoldur. O çözümün bir sahibi var. O çözümün bir muhatabı var. O da Sayın Öcalan'dır. Bu mesele çözülmeden kader planlarına mahkum ölmek istemiyorsak buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Gelin bu meselenin çözümünde hepimiz sorumluluk alalım. Tüm muhalefetle, tüm Türkiye halklarıyla birlikte bu çözüm için hepimiz bir adım atalım. Çözüm muhatabıyla mümkündür. Muhatabının özgürlüğü için, muhatabının bu meseleyi çözebilmesi için hepimiz üzerimize düşeni yapalım. Çünkü biz bu meselenin çözülmesini Türkiye ve Orta Doğu halklarının barış içinde, refah içinde yaşamasını istiyoruz. Asla söndürmeyeceğiz. Bu ateşten aldığımız güçle faşizme karşı direneceğiz. Geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle, her yerde var olacağız. Çözümü evimizden başlayarak, sokağımızdan başlayarak, mahallemizden, iş yerimizden başlayarak biz inşa edeceğiz. Siz inşa edeceksiniz. Var mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? O zaman inanın bunu yine biz yapacağız. Geçmişte olduğu gibi. Hatırlayın, 31 Mart'ta yerel seçimlerde 2019'da ne demiştik? Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da AKP, MHP faşizmine kaybettireceğiz demiştik. Başardık mı? Başardık. Büyük şehirlerden süpürüp attık mı bunları? Şimdi yoldaşlarımızın özgür kalma zamanıdır. Binlerce arkadaşımız, yoldaşımız yerinden, yurdundan uzak, sürgünde. Onların yurduna dönmesini istiyoruz. İşte o yüzden bir sandıkta kazanacağız, diğerinde faşizmi yıkacağız. Bu ülkede kayyumlar olmasın istiyoruz. Kentimizi de, kendimizi de biz yönetmek istiyoruz. Söz, yetki, karar halkta olsun istiyoruz. Bu
kayyumlardan kurtulmak için, kayyum gibi belediye başkanlarından kurtulmak için bir sandıkta kazanacağız, diğerini de kayyumcu zihniyeti faşizmi yıkacağız. Yeter, yeter, yeter.